Gençler merhaba. Düz aynada görüntüye bakacağız. Düz aynada bir noktanın görüntüsünün oluşabilmesi için o noktadan iki ışının aynaya ulaşması gerekiyor. O noktadan iki ışın gönderiyoruz. Işınların kesiştiği nokta görüntünün oluştuğu yer oluyor. Birinci ışını gönderiyorum. Eşit açı olacak şekilde yansıma yapıyor. İkinci ışını aynaya dik olarak göndereyim ben. Kendi üzerine geri yansıyacak. Bunu uzantısını aldığımda bu uzantıların kesiştiği noktada cismin görüntüsü oluşur. Buna da K üstü diyelim. Gençler örnekler bize genelde birim kareli verileceğinden dolayı iki ışın olayla uğraşmayacağız. Aynaya dik uzaklığa bakacağız. Şu dik uzaklık ve bunun simetrisini alacağız arkadaşlar. Yani eşit mesafedeki yerde cismin görüntüsü oluşacak. Şu bilgi görüntünün yerini bulmak için bize yeterli olacak. Görüntü özellikleri nedir ona bakalım. Görüntünün aynaya dik uzaklığı cismin aynaya dik uzaklığına eşittir. Görüntü sanaldır. Sanal görüntünün tanımını genelde şöyle yapacağız. Uzantarın kesişmesiyle elde edilen görüntüye sanal görüntü diyeceğiz. Evet, üçüncü özelliğimiz cisim ile görüntü ayna eksenine göre simetriktir. Dördüncü özelliğimiz görüntü sağlı soludur. Yani sağ elimiz sol el olarak görülür aynada. Ve son özelliğimiz görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Bir cismin görüntüsüne geçmeden önce noktanın görüntüsünü bulma üzerine bir örnek çözmüş olayım. KLM noktaların düzlem aynadaki görüntülerini çiziniz. Evet K cisminin şu düzlem aynadaki görüntüsü nerede oluşur? En çok yapılan hatayı yapmak istiyorum. Şöyle bir ışın gönderiyorum. Eşit mesafede görüntü şurada oluşur diye çok büyük bir hata yaparak başlamış olayım. Tabii ki böyle olmaz arkadaşlar. Demiştik ki aynaya dik ışın göndereceğiz. Bu ışın aynaya dik mi arkadaşlar? Bakın şuraya baktığımızda hiç de dik değil. Hatta 135 derecelik bir açı var. Halbuki biz dik ışından bahsetmiştik. K noktasından düz aynaya dikme indiremediğimizden dolayı aynayı uzatıyoruz. Aynanın eksenini uzatıyoruz. Artık K'dan aynanın düzlerine bir dikme indirebiliriz. Ve simetrisini aldığımda ise tam şu noktaya gelmektedir. K noktası. İşte gençler simetriyi bu şekilde dikme indirerek alacağız. Cismin de görüntüsünün yerini bu şekilde bulacağız. Ve L'nin görüntüsü L'den aynaya dikme indiriyorum. Ve simetrisini alıyorum. L'nin de görüntüsü burada oldu. Ve M'nin görüntüsü M'den aynaya dikme indiriyorum. Ya da aynanın uzantısına. Simetrisini alıyorum. M'nin de görüntüsü burada oldu. İşte noktanın görüntüsünü çizerken ki çok önemli arkadaşlar bu. Bu şekilde simetri kavramlarını kullanacağız. Eşit mesafede simetri, aynaya göre simetri alacağız. Bu dersimizde bu özelliği çok kullanacağız. Şimdi görüntü çizimine geçiyorum. Bir cismin görüntüsünü çizmek için iki nokta belirliyorum sınırlardan. Bu noktalardan ışınlar gönderiyoruz. Biz genelde dikmeyi tercih edeceğiz sadece. Bu ışınların uzantısının kesiştiği noktada cismin görüntüsü oluşur diyeceğiz. Daha çok birim kare kullanacağız arkadaşlar. Mesela K ve L noktaları için düşünüyorum. K'nın simetrisi tam buraya geliyor. K üssü. L'nin simetrisi bakın şu noktaya geldi. Yani yine noktalarla hareket ediyoruz. Dikkat edin. K'dan L'ye cismin görüntüsü bu şekilde oluştu. Şu cismin aynada görüntüsü oluşur mu? Yani aynanın önünde durması, cismin görüntüsünün oluşabilmesi için aynanın önünde durması şart mı? Ayna daha aşağıda duruyor. Eğer noktalardan aynaya ışın gelebiliyorsa, şu şekilde, bu cismin görüntüsü oluşur. Hangi açıla geldiğinin bir önemi yok. Burada sadece şu aldatıcı olabilir. Yani buradaki cisim biz olsak kendimizi göremeyebiliriz, aynanın önünde durmadığımız için. Fakat görüntümüzün oluşması için ile de kendimizin görmesi şart değil. Burada aynayı uzatmamız gerekiyor. Noktalardan aynaya dikme indirebilmek için yine A ve B noktası diyelim biz bunlara. A'dan dikme indiriyorum aynaya, simetrisini alıyorum. A üstü burada oldu. B'den dikme gönderiyorum. Simetrisini alıyorum. B üstü de burada oldu. Cismin görüntüsü A'dan B'ye doğru şöyle olacaktır. Tam simetri olduğuna dikkat edelim. Her iki ayna içinde bakın aynaya göre simetrik olduklarını görelim. Aşağıda verilen aynalarda oluşan görüntüleri çiziniz. Z'ye benzeyen bir cisim verilmiş. Bu cismin aynadaki görüntüsü nasıldır? Bence videoyu burada durdurun. Bu cismin görüntüsünü çizmeye çalışın. Gerek defterinize, gerek çıktı alarak önce kendiniz çizmeye çalışın. Bu cismin bütün olarak simetrisini görebilmek çok zor. Onun için cismin kenarlarına harf veriyorum. A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası. A'dan aynaya dikme indiriyorum. Tam köşegen birim var. Dikme indirdik. A üssü burada oldu. C'den dikme indiriyorum. Simetrisini alıyorum. Bakın tam buraya geliyor C noktası. D'den dikme indiriyorum. Tam simetrisi şu noktaya geliyor. B'den dikme indireyim. 1.5 Bir birim geldim. 1.5 Bir birim gideceğim. Tam şuraya geldi. B üstü de. A, B, C, D'yi takip edersem cismin görüntüsünü bulmuş olacağım. A, B, C, D şeklinde cismin görüntüsü oluşur. Eğer kendisi çözüme bakmadan çizen arkadaşlarımız varsa tebrik ediyoruz. Şekildeki gibi kesişen iki düzlem ayna arasına K cismi konulmuştur. Buna göre K noktasal cisminin önce X sonra Y aynasındaki görüntüsü nasıl oluşur? Evet, önce X aynasındaki görüntüye bakıyorum. Gençler şöyle bir hataya düşmeyin. Önce hatalı çizim yapayım. Şöyle dikme indirdik gibi düşünüp görüntüyü buraya alıyorsanız bir katliam içerisindesiniz. Tabii ki dikme alacağız. Yani şu şekilde çizeceğiz ve görüntü buraya düşmüş olacak simetrisini aldığımızda. K üstü burada. Sonra Y'deki görüntüyü çizeceğiz. Y'ye dikme indiriyorum şimdi. K üstüden 2 birim geldik. 2 birim öteye gittiğimde 3 noktasına geliyor. K 2 üstü diyelim. Yani 3 noktasında görüntü oluşur. Görüş alanı aynaya bakan gözlemcinin ayna yardımıyla gördüğü alanı ifade eder. Görüş alanı çizerken aynanın sınırlarına ışın göndereceğiz. Yansıyanlar arasında kalan bölgeye görüş alanı diyeceğiz. Yansıyanlar arasında kalan bölgede şurası oldu. Fakat daha garanti bir yöntem olarak gençler gözün aynaya göre simetrisini alacağız. Onu az önce noktanın simetrisi mantığıyla yani şöyle dikme indireceğiz. Gözü buraya aldık. Gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına ışın göndereceğim. Aynanın ön bölgesine kalan kısım görüş alanım olacak. İkisi de aslında aynı kavramlar. Birisi daha net görmemizi sağlayacak. Şu ikinci mantık bizim için daha uygun olacak. Bu kısmı sorularla pekiştirmemiz lazım. Aşağıdaki sorularda G noktasından aynaya bakan gözlemci hangi noktaları arasında görebilir? Gençler buradan şu aynaya bakıyoruz. Buradaki en mantıklı çizim önce gözlemcinin simetrisini almak. Yani görüntüsünü almak. Aynaya dikme indiriyorum. Aynı mesafede buraya dikme indirdim. Ve G noktası buraya gelmiş oldu. Buna G üstü diyelim aslında. G süren aynanın sınırlarına ışın gönderiyorum. Tam çaprazdan şöyle geliyor. Bakın şu bölge bizim görüş alanımız. Yani bir iki üç noktalarını gördüğümüzü ifade edebiliriz. İkinci şekle bakalım. Aynaya göre simetri alalım. Ve simetri için dikme indiriyoruz. Dikkat yanlış indirmeyeceğiz bu dikmeyi. Yani şöyle çizmeyeceksiniz. O zaman gözlemcinin görüntüsü simetrisi şu noktaya geldi. G üsü. G Gevsülen aynanın sınırlarına ışın gönderiyorum. Sınırlara gelen ışınlar da bu şekilde. Yani görüş alanımız şurası oldu. 1, 2, 3, 4 noktalarını görebiliriz. Aşağıdaki soruda G noktasından aynaya bakan gözlemci hangi noktaları arasında görebilir? Gözlemcinin aynaya göre simetrisini alacağım. Şöyle bir hata yapmayacağız. Simetriyi buraya almayacağız gençler. Ne yapacağız? Dikme indireceğiz. Dikmeyi bu şekilde indirebiliriz. Bu dikmenin simetrisi de tam şu noktaya gelir. Aynanın sınırlarına ışın gönderdiğimde görüş alanımız şu bölge olacaktır. Yani 7 ile 2 arasını görmüş olacağız. Gençler burada bir polemik noktası olan yani gözlemci tam arkasındaki noktayı görebilir mi gibi sorular sorulabiliyor. Mesela şurayı 4'ü görür mü görmez mi gibi tam kendi arkasına düştüğü için. Arkadaşlar bunlar çok ince ayrıntı kısımlar. Yani bunların içerisinde boğulmayacağız. Biz burada gözü noktasal bir cisim olarak kabul ediyoruz. Yani üç boyutlu büyük bir cisim olarak kabul etmiyoruz. Yani buna göre cevaplayacak olursak, yani noktasal duruma göre cevaplayacak olursak tabii ki görebilir. Ama yok bir gözlemci gibi düşünürsek, bir gözlemci kendi arkasını göremez zaten. Yani bu durumun pek çok değişkeni olacaktır. Yani kafasının büyüklüğüyle, arkadaki düzlemin noktanın büyüklüğüyle alakalı şeyler çıkacak karşımıza. Onun için böyle ayrıntıda boğulmayın, temel mantık üzerine durun. ÖSYM böyle bir ayrıntı sizi boğmayacaktır. İkinci şekle bakalım. İkinci şekildeki gözlemci hangi noktalar arasında görebilir? Tekrar uyarıyorum. Gözlemcinin simetrisini şuraya almayacağız. Gözlemcinin simetrisi aynaya dik düşecek şekilde olmalıdır. Yani şu noktada olmalıdır. G üstü. Ve G üstü yani simetriyen ışınlar gönderiyorum aynanın sınırlarına. 2'ye 1, 2'ye 1 olacak şekilde geldi. Şu alan bizim görüş alanımız oldu. 3 ve 2 noktalarını görür. Şekildeki düzenekte G noktasından düzlem aynaya bakan göz perdede hangi noktaları arasında görür? Şöyle bir hataya düşmeyeceğiz gençler. Gözlemcinin simetrisini buraya almayacağız dikkat. Aynayı uzatıyorum. G noktasından dikme indiriyorum. Uzantıya. Gözlemcinin simetrisi buraya geldi. G üstü. Buradan aynanın sınırlarına ışın gönderiyorum. 2'ye 1, 2'ye 1 olacak şekilde geldi. Görüş alanımız burası. YT arasını görebilir diyoruz gençler. Gençler ayrıca şunu da hatırlatmış olayım. Düzlem ayna bizim için çok temel konulardan birisi. Düzlem aynalarda bu birim kareleri kavramak genel fizik bilgileri açısından bizim için çok kıymetli, çok önemli. Çünkü birim kareleri biz çok sık kullanıyoruz. Burada bu simetrik kavramlarına vesaire ne kadar hakim olursak diğer konularda da daha güzel çalışmalar ortaya koyacağız. X ve Y cisimleri V hızlarıyla şekildeki konumlarından harekete başlıyorlar. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci cisimlerin aynadaki görüntülerini TX ve TY süreleri kadar görüyor. Buna göre TX bölü TY oranı kaçtır? X cismi sabit V hızıyla şu yörüngede ilerliyor. Y cismi sabit aynı büyüklükteki hızla şu yörüngede ilerliyor. Şimdi gözlemci aynadan bakacak. Bu yörüngeleri kaç birim görüyorsa demek ki cisimleri o kadar süre görmüştür diyeceğiz. G gözlemcisinin düzlem aynaya göre simetrisini alalım. Şaşırmadan alacağız. Şöyle uzatıyorum. Simetri şu noktaya geliyor. G üstü. Aynanın sınırlarına ışın gönderiyorum. Şuradan 2'ye 1. 2'ye 1 olacak şekilde gönderdim. Görüş alanımız şu aynanın önünde kalan bölge oldu. X cismini ne kadarlık süre görmüş Bakıyorum 2 birim görmüş. 2 birim görmek demek 2 t süre olsun arkadaşlar. 2 t süre x cismini görmüş olsun. O zaman y cisminde şu şekilde 1.5 bir birim görmüş. Yani 1.5 t süre görmüştür. Zaman kavramında bu şekilde uzunlukla ifade edebiliriz. Çünkü hızlar aynı olduğu için o zaman tx bölü t'ye 2 bölü 1.5 yani 4 bölü 3 olacaktır bir bilgi notumuz var. Saydam olmayan cisimler ve bunların görüntüleri diğer cisimlerin görüntüsünün görülmesini engelleyebilir. Burada X ve Y'nin görüntüsünü G gözlemcisi göremez demişiz. Şu G'den bir bakan gözlemci var. Burada bir engel var. Saydam olmayan opak bir engel var. Bu opak engel bizde iki yerde kör nokta oluşturur. Yani görülmeyen nokta oluşturur. Birinci kural gençler. Engelin görüntüsü de engel teşkil eder. Ben bunu kısa yazayım engelin engelin görüntüsü de engeldir demekle ya iki tane engel olduğunu ifade etmiş oldum. İkinci bilgi olarak gözlemcinin simetrisini alalım. Noktalardan gözlemcinin simetrisine ışın gönderelim ya da gözlemciye gönderelim aynı şey. Noktalardan göze ışın gelmiyorsa o nokta görülmez. Şu bilgilerimizi bir uygulamış olalım. Engelin görüntüsünü alıyorum. Bakın burada ikinci bir engel meydana geldi. Ve gözlemcinin simetrisini alıyorum. O da buraya geldi G üssü olarak. Noktalardan göze ışın gönderelim. Y'den ışın gönderiyorum gözlemciye. Bakın tam çaprazdan geliyor. Engelin görüntüsüne takıldı. Yani Y noktası görülemedi. X'ten ışın göndereyim. Bakın X'ten ışın gönderiyorum. Tam şöyle gelmesi gerekiyor. Bakın o da engelin kendisine takıldı. Buradaki bu iki nokta kör noktadır. Bunlar görülmezler. Bu bilgilerimizi örnekler üzerine bir uyarlayalım. Buraya biraz dikkat edeceğiz gençler. Burası bizi ters köşe yapabilir. Saydam olmayan P cismi düzlem ayna önüne şekildeki gibi konulmuştur. G gözlemcisi KLMN noktalarından hangilerinin görüntüsünü görebilir? Tabi buradaki görme aynadan görmeyi kastediyoruz. Birinci kuralımız Opak cismin kendisi engel olduğu gibi görüntüsü de engeldir. O zaman opak cismin görüntüsünü alıyoruz. Aynaya şöyle bir dikme indirdim. Simetrisini alıyorum. Opak P cisminin buraya görüntüsünü aldım. G noktasından aynaya dikme indiriyorum. Ve simetri olacak şekilde G gözlemcisini buraya aldım. Üçüncü kuralımız noktadan gözlemciye yani G üst noktasına ışın göndereceğiz. Bu ışınlardan G üstüne ulaşanlar görünen cisimler olacak. Evet K'dan ışın gönderiyorum. Opak cismin görünüşe takıldığı için K cismi görülemez. L'den ışın gönderiyorum gözlemciye. P cisminin kendisine takılıyor. O zaman L cismi de görülemez. Aslında bir opak engel için iki kör nokta vardır. Yani iki noktayı gö göremeyecektir diye düşünebiliriz. Biz yine de işlemini yapmış olalım. M'den G üstüye ışın gönderiyorum. Evet M'den gönderdiğim ışın G üstüye ulaşıyor. N'den gönderiyorum. N'den gönderdiğim ışın da G üstüne ulaşıyor. O zaman M ve N noktaları görülebilir diyoruz. Evet bu soru türünden bir tane daha çözmek istiyorum. Bu soru türleri biraz kavraması zaman alacağı için bir tane daha benzer bir örnek çözmek istiyorum. Saydam olmayan K cismi düzlem aynanın önüne şekildeki gibi konulmuştur. G gözlemcisi X, Y, Z, P noktalarından hangilerinin görüntüsünü görebilir? Cümleyi eksik kurmuşuz. Hangisinin görüntüsünü aynadan görebilir diyeceğiz. Birinci kuralımız opak cismin simetrisini alıyoruz. Bu da bir engeldir. Aynaya göre dik indirdik, simetrisini aldım. G gözlemcisinin simetrisini alıyorum. O da buraya G' üst olarak geldi. Şimdi noktalardan göze ışın gönderelim. Hangileri G' üst noktasına gelebilir? Hangileri gelemez? X'ten ışın gönderiyorum. 3'e 1 3'e 1 X G' üst noktasına ulaşamadı. O zaman X görülemez. Y'den ışın göndereyim. Burada ters bir işlem yapayım. G üstten ışın gönderiyorum. Hangi noktaya ulaşamayacak diye tersten baksak biraz daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Bakın P noktasını göremedi. Diğer noktalardan gönderilen ışınların engele takılmaması gerekiyor. Tabi engeli büyük çizdiğim için biraz takılıyor gibi görülebilir. Buradaki engel noktasal engel. <laughs>